Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilmir Atölyem kitabı 5. sınıf 113. sayfa kazanım tadında sorular 2 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuz aşağıdaki tabloda bazı saf maddelere ait elime ve donma noktaları verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Erime ve donma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. Zaten tabloda baktığımız zaman suyun ki mesela 0, demirin ki 1535, tungsten 3442. Bakırınki 1083, etil alkol -117, alüminyum 660, oksijen -218. Yani birbirinden farklı maddeler var ve her birinin erime donma noktası diğerinden farklı arkadaşlar saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Saf maddelerin erime ve donma noktaları aynıdır. Yani suyun donma noktasıyla erime noktası aynı. Sıfır. Demirin erime noktası ile donma noktası yine aynı. 1535. Eğer madde safsa arkadaşlar saf maddelerin erime ve donma noktaları birbirine eşittir. Aynıdır. Doğru. Oksijenin erime noktası etil alkolün erime noktasından daha yüksektir. Bakalım oksijen erime noktası arkadaşlar eksi 218. Etil alkolün erime noktası eksi 117 arkadaşlar. Yani burada eksi sayı olduğu için ona dikkat edelim. Mesela sayı doğrusu çizersek şurası 0 arkadaşlar. Burası eksi 117'yi gösteriyorsa arkadaşlar. Şu taraf daha ilerisi eksi 218'dir. Bana ne diyor? Oksijenin erime noktası yani eksi 218 etil alkolünkinden daha yüksektir diyor. Yanlış arkadaşlar. Eksi 117 eksi 218'den daha büyük bir sayıdır. O yüzden eksi 218 daha büyük değil. Daha düşük bir sayı. O yüzden yanlış cevabımız 1 ve 2 B şıkkı. Saf maddelerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Saf maddelerin donma noktaları erime noktalarına eşittir. Evet. Saf maddelerin hal değişimleri esnasında sıcaklıkları değişmez. Evet, sıcaklık sabit kalır hal değişimi sırasında. Doğru. Buharlaşma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyor arkadaşlar. Hayır, buharlaşma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özellik değildir arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkıdır. Çünkü buharlaşma noktası bir belli bir sayı yok arkadaşlar. Evet, çünkü Buharlaşma her sıcaklıkta olur arkadaşlar. O yüzden 3 numarayı saymıyoruz. Sabit bir ısıtıcı ile 11 dakika boyunca sürekli olarak ısıtılan saf bir sıvıya ait sıcaklık zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Tabloya göre bu sıvı için aşıklıklardan hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar? Evet, sıcaklık 2. dakikada 20, 4. dakikada 40, 6. dakikada 60, 8. dakikada 80, 9. dakikada 10. ve 11. dakikada yine 80. Arkadaşlar demek ki şurada 80 derece sıcaklıkta madde hal değiştiriyor. Çünkü hal değişimlerinde sıcaklık bir süre sabit kalıyordu. En büyük ipucumuz bu. Ona göre bakalım şimdi. 4. dakikada madde katı haldedirdi arkadaşlar. 4. dakikada. Şimdi en başta maddemiz sıvı olduğu için arkadaşlar ilk başta sıvıyla başladık. Yani maddemizin katı olma ihtimali yok. 4. dakikada sıvıdan başladık zaten ve ısıtılıyor soğutulsa katı hale geçebilme ihtimali var ama sıvı iken ısıtılıp da katı hale geçemez. Yanlış. Kaynama noktası 80 derecedir. Evet arkadaşlar 80 derecede bir hal değişimi oluyor. E, sıvı iken ısıtılıp da arkadaşlar bu madde ne olabilir? Kaynayabilir. Kaynama noktası demek ki 80 derece doğrudur. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Saf kahve ile katı maddelerin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman sütun grafikleri aşağıdaki gibidir. Grafikler incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. K ve L maddeleri farklı maddelerdir. Evet K maddesine arkadaşlar baktığımız zaman 75 derecede sıcaklık sabit kalmış. Demek ki K maddesi 75 derecede hal değiştiriyor. L maddesi arkadaşlar baktığımız zaman 60 derecede sıcaklık sabit kalmış. L maddesi de 60 derecede hal değiştiriyor. Yani bu ikisinin hal değiştirdikleri sıcaklar farklı olduğu için K ve L maddelerin birbirinden farklı olduğunu ispatlar bu durum. K ve L maddelerin erime noktaları aynıdır. Hayır arkadaşlar aynı değildir. Bunlar farklı maddelerdir. Hatta ısıtıldıkların zaman birisi 75 derecede erimeye başladı. L 60 derecede erimeye başladı. Erime noktaları aynı değil. Yanlış. K maddesinin gaz hale geçtiği sıcaklıkla sıcaklıkta L maddesi sıvı haldedir diyor. Arkadaşlar K maddesi 75 derecede eridi. L maddesi 60 derecede eridi. Yani K maddesinin yani gaz hale geçmesi daha yüksek sıcaklıklardadır. Demek ki L'ye göre. Yani L K'den çok daha önce gaz hale geçer arkadaşlar. O yüzden bu ifade de yanlış. Cevabımız o zaman sadece bir aşık arkadaşlar. Yanda özdeş kaplarda benzer görünümü saf sıvılar vardır. Sedat bu sıvıların aynı cins mi yoksa farklı cins mi olduklarını belirlemek istiyor. Buna göre Sedat aşağıdakinin hangisini yapmalıdır? Evet. Yani ikisinin ayırt edici özelliğini bulması lazım arkadaşlar. Farklı mı yoksa aynı mı olduğunu anlayabilmek için. Sıvılar kaynarken termometre ile sıcaklıklarını ölçerse bunların arkadaşlar neyi bulmuş olur? Kaynama sıcaklıklarını bulmuş olur ve eğer kaynama noktası aynıysa aynı maddedir der. Kaynama noktası farklıysa farklı madde olduklarını ispatlamış olur. Aşağıdaki tabloda saf bir x maddesine ait sıcaklık zaman tablosu verilmiştir. Tabloya göre bu madde için aşırılıklardan hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar madde 0 dakikada yani ilk başta 18 derece sıcaklığa sahip. 5 dakika sonra 36, 10 dakika sonra yine 36 arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar şurada madde bir hal değiştiriyor. Daha sonra dikkat edersek sıcaklık 65-65 diye kalmış. Şurada da madde yine hal değiştiriyor arkadaşlar. Başlangıçta katı haldedir. Katı haldedir arkadaşlar. Niye? Çünkü ısıtılıyor bu madde. Isıtılırken iki kere hal değiştirdi değil mi? Demek ki madde ilk başta eridi. Yani şurada 36 derecede eridi. Ve 65 derecede arkadaşlar bu madde kaynadı. iki kere hal değiştirdiğine göre. En başta katıdır. Doğru. Toplam iki kez hal değiştirmiştir diyor arkadaşlar. O da doğru. 15 dakikada erimiştir diyor. Arkadaşlar 15 dakikada erimemiş. Şurada 10 dakika bak 10. dakikadan sonra artık erimiş bitmiş arkadaşlar. 15 dakika falan değil yani. O yüzden yanlış. Cevabımız C şıkkı. Kaynama sıcaklığı 65'tir dedik zaten. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur diye arkadaşlar. Maddelerin tamamı birbirinden farklıdır. Bakıyorum arkadaşlar. Erime noktası aynı olan var mı? Yok. Kaynama noktası aynı olan var mı? Yok. Demek ki bunlar birbirinden farklı maddeler. Doğru. N'nin erime noktası L'den yüksektir. N'nin erime noktası eksi 15. ki kaçtır arkadaşlar? 10. Kiminki daha yüksek? L'ninki daha yüksek. Burada N'ninki diyor. Yanlış. Kaynama noktası en düşük olan madde ne? Kaynama noktalarına baktığım zaman en küçük sayı kaç arkadaşlar? 40 kime aitmiş? N'ye ait. Yani kaymakçısı en düşük olan nedir? Doğru. Cevabımız 1 ve 3. C şıkkı arkadaşlar. Saf maddeler için verilen yargılarından hangileri doğrudur? Erime noktası donma noktasına eşittir. Doğru. Hal değişimleri süresince sıcaklıkları sabit kalır değişmez. Doğru. Erime kaynama ve donma noktaları ayırt edici özellikleridir. Bu da doğru arkadaşlar. Her üçü de doğru. Cevabımız D şıkkı. Aşağıda, aşağıda bazı maddelerin erime noktalarını gösteren bir tablo verilmiştir. Tabloda verilen maddelerin hangileri 500 derecede katı haldedir? Evet arkadaşlar. Yani şurada mesela 0, 0'ın 500 derece sıcaklığı ben sağ tarafında mı kalır solunda mı kalır? Yani 0'dan büyük bir sayı mı 500 derece arkadaşlar? Büyük bir sayı. Şuraya 500'ü not alayım. 500 derece. Peki 500, 320'den büyük mü küçük mü? Küçükse soluna yazacağım büyükse sağına yazacağım büyüktür sağına yazdım. 1083'ten küçüktür o zaman soluna yazdım. Bu tarafında kaldı yani. 660'dan da küçüktür arkadaşlar. Onun da soluna yazdım. Yani hangilerinde katı haldedir diyor arkadaşlar? Bakır ve alüminyumda 500 derece arkadaşlar katı haldedir. Yani bakır 1083 dereceye kadar arkadaşlar katı haldedir. 1083'ten küçük sayılarda katı halde 1083'ten sonra erimeye başlıyor arkadaşlar. O yüzden bakır 500 derecede katı halde. Alüminyum da 660 derecede erimeye başlıyor arkadaşlar. Yani 660 dereceden küçük sayılarda alüminyum katı haldedir. Burada da yine 500, 500, 327 erimeye başladı ya kurşun arkadaşlar. Yani artık bu madde eridi, sıvı hale geçti. Yine su su değil de bunu buz gibi düşünelim arkadaşlar. Buz sıfır derecede eridi, artık sıvı hale geçti. Hatta 500 derecede arkadaşlar su buhar oldu. Yani bana katı aldıkları soruyor. Bakır ve alüminyum arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki tabloda L sıvısının sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. L sıvısına ait sıcaklık zaman grafiğine göre hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar madde nerede hal değiştirmiş? Bakın dikkat ederseniz sıcaklık 60 derecede sabit kalmış değil mi şurada? 60 derecede hal değiştirmiş. Hangi dakikalarda? 20. Dakikada ve 25. Dakikada. Şimdi yorumlarına göre okuyalım. L sıvısının kaynama noktası 60 derecedir diyor. Evet doğru 60 derece. İlk başta sıvıydı. Isıtılıyor. Burada hal değiştirdiğine göre ısıtılırken 60 derecede kaynıyor arkadaşlar. Doğru. L sıvısı 15. dakikada kaynamaya başlamış. Hayır arkadaşlar 20. dakikada kaynamaya başlamış. Yanlış cevabımız B Aşağıdaki tabloda K, L, M, N maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Tabloda verilen maddelerin hangileri 80 derecede gaz haldedir? Arkadaşlar biraz önce verdiğim ipucuyla bunu da çözebiliriz. 80 dereceyi ben şimdi K için konuşuyorum. Eksi 5'in soluna mı yazarım? Hayır. Eksi 5 ile 70'in arasında mıdır 80? Hayır. 70'ten daha büyük bir sayıdır. Sağ tarafa yazarım. Yine ikincisi için L için arkadaşlar. 80 95'ten küçük bir sayıdır. Ondan da büyük bir sayıdır. Şuraya ortaya yazarım. Yine 80 20'den büyük 110'dan küçük ortaya yazarım. İkisinin ortasına. 40'tan da büyük olduğu için 40'ın sağına yazdım. Arkadaşlar direkt buradan ben doğrudan K'da ve N'de diye cevabını veririm. halde diye. K ve N'de. Nasıl bulduk arkadaşlar? K maddesi eksi 5'te erimeye başlıyor. Eksi 5 ile 70 arasında sıvı halde arkadaşlar. 70'te kaynamaya başladı. Yani 70 dereceden daha büyük sayılarda artık K maddesi arkadaşlar gaz haldedir. O zaman K var. Yani iki yolla anlatıyorum arkadaşlar. İlk yolu anlattım. İkinci yolu da şimdiki anlattığım. 80 derecede arkadaşlar. L maddesi 95 derecede kaynamaya başladığına göre... 95 ile 10 derece arasında arkadaşlar sıvı haldedir. O yüzden L değil. M maddesi 20 derecede eriyormuş. 20 ile 110 arasında sıvı haldedir arkadaşlar. Yani 80 derecede sıvı halde. 110'dan sonra gaz hale geçiyor M. O yüzden eledim. N arkadaşlar 40 derecede kaynadığına göre 40'tan büyük sayılarda artık N maddesi gaz haldedir arkadaşlar. O yüzden cevabım K ve N'dir. D şıkkı. Saf bir kağıt sıvısı ısıtıldığında sıcaklığının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre kağıt sıvısı ile ilgili açıklıklardan hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar bu madde nerelerde hal değiştirmiş? Şurada hal değiştirmiş 20 derece sıcaklıkta. Çünkü sıcaklık sabit kalmış. Oradan anladım. İlk başta sıvıydı. Demek ki burada arkadaşlar 20 derecede kaynamaya başlıyor. Kaynama noktası 20 derece demek ki. Kaynarken sıcaklığı artar diyor. ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü bir madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez eğer saf madde ise. Saf bir sıvı dediği için kaynarken sıcaklığı değişmez. Hemen eledik. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Farklı maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır. Bakıyorum su etil alkol eter. Üçünün de kaynama sıcaklığı birbirinden farklı. Evet. Elime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı ayırt edici özelliktir. Evet ayırt edici özelliktir. Her maddenin kendine özeldir. Doğru. Aynı olan yok. Etil alkol gaz hale geçtiğinde su sıvı haldedir. Bakalım etil alkol gaz hale geçtiğinde etil alkol 78 dereceden sonra gaza geçiyor arkadaşlar. Gaz hale geçiyor. Diyor ki su sıvı haldedir. Yani 78 derecede su sıvı haldedir. Çünkü su 0 ile 100 arasında sıvı halde. Yüzden daha büyük sayılarda buhar halindedir, gaz halindedir. O yüzden doğru. Eterin erime sıcaklığı kaynama sıcaklığından büyüktür. Eterin erime sıcaklığı eksi 123 kaynaması 35. 35 eksi sayıdan eksi sayıdan daha da büyüktür arkadaşlar. Yani erime sıcaklığı daha büyüktür ifadesi yanlış. Cevabımız D şıkkı. Maddenin ayırt edici özellikleri ile ilgili olarak aşıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kaynama sıcaklığındaki saf sıvıların sıcaklığı değişmez. Doğru. Saf maddelerin donma sıcaklığı erime sıcaklığına eşittir. Evet. Renk, koku ve tat gibi özellikler bazı maddeler için ayırt edici özelliklerdir. Evet olabilir. Her madde için değil ama bazı maddeler için ayırt edici özelliktir. Saf sıvılar için buharlaşma sıcaklığı ayırt edici özelliktir. Arkadaşlar buharlaşma sıcaklığı diye bir sıcaklık yok. Çünkü madde her sıcaklıkta buharlaşır. Böyle bir özellik yok. Cevabımız D şıkkı. Emir öğretmenin elindeki şişelerden birisinde asiton diğerinde ise eter vardır. Öğrencilerine hangi şişede hangi sıvının olduğunu belirlersiniz sorusunu yönelttiğinde hangi öğrencinin verdiği cevap doğru olur. Tatlarına bakabiliriz riskli, koklayabiliriz riskli bir durum, dokunabilmek riskli bir durum. Isıtıp, ısıtıp kaynadıkları sıcaklığa bakarsak arkadaşlar hangisi eter, hangisi alkol kolaylıkla anlayabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Ayşegül katı haldeki K maddesinin sıcaklık zaman grafiğini defterine çizmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar sıcaklık nerede sabit kalmış? 30 derecede sıcaklık sabit kalmış arkadaşlar. Demek ki madde burada hal değiştiriyor. İlk başta katı haldeydi. Demek ki arkadaşlar burada madde erimeye başlıyor. 4. dakikada sıcaklığı 30 derecedir. Bakıyorum. 4. dakikada sıcaklığı 30 derece mi? Şurada evet, doğru. Madde 4 ile 8. dakika arasında erimektedir diyor arkadaşlar. Bu da doğru. K maddesinin kaynama sıcaklığı 30 derecedir arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaynama sıcaklığı değil arkadaşlar. Erime sıcaklığı 30 derecedir. Yanlış. Ay büke şekildeki A ve B kaplarına eşit miktarda etil alkol ve su koyarak her iki maddeyi de kaynayıncaya kadar ısıtıyor. Kaynamaya başladıklarında her iki maddenin sıcaklıklarının da sabit kaldığını gözlemleyip sıcaklık değerlerini kaydediyor. Etil alkolünki 78, suyunkini 100 bulmuş. Bu deneye göre verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir? maddelerin donma sıcaklığı, erime sıcaklığı eşittir i̇şte arkadaşlar. Bununla ilgili bir bilgi yok. Burada kaynama ile ilgili bir deney var. Yanlış. Farklı maddelerin kaynama sıcaklığı farklıdır. Evet, biri 78 çıktı, birisi 100 çıktı. Kaynama sıcaklığındaki madde ısı alsa bile sıcaklığı değişmez. Doğru. Madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmiyordu arkadaşlar. Sabit kalıyordu. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki tabloda saf halde bulunan K, L ve M maddelerinin erime ve donma noktaları verilmiştir. Tabloya göre hangi öğrencinin yorumu doğrudur? Evet erime noktası 0 donma da 0. Erime noktası 30 donma da 30. Erimesi 50 donması da 50 derece. Aynı cins saf maddelerin erime ve donma noktaları farklıdır diyor. Farklı değildir. Aynıdır arkadaşlar. Yanlış. Farklı cins maddelerin erime ve donma noktaları aynıdır. Hayır. Farklı cinsle erime ve donma noktaları birbirinden farklı arkadaşlar. K'nın 2 0, L'nin 30, M'nin 50 aynı değil. Aynı cins saf maddelerin erime ve donma noktaları birbirine aynısı. Evet. Erime 0, donma da 0. Erime 30, donması da 30. erimesi 50, donması 50. Aynı cins maddenin erime ve donmakları aynıdır. Cevabımız C şıkkı. Fen bilimler öğretmeni 250 gram ve 500 gramlık kaplara aynı sıcaklıktaki suyu doldurup kaynamaya başlayınca kadar ısıtıyor. Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Birinci düzenek 2 dakikada, ikinci düzenek ise 4 dakikada 100 dereceye ulaşarak kaynıyor. Evet birinde daha az su var, birinde daha çok su var arkadaşlar. Bu 2 dakikada 100 dereceye ulaşmış. Diğeri arkadaşlar 4 dakikada 100 dereceye ulaşmış. Niye? Çünkü miktar daha çok. Yorumları okuyalım. Aynı cinsimatlerin kaynama sıcaklıkları aynıdır. Doğru. İkisi de 100 derecede kaynamış. Her ikisi de su. Sıvının farklı kütleleri ısıtıldığında aynı sıcaklıkta kaynarlar. Evet. Çünkü kütleleri farklı da olsa aynı sıcaklıkta kaynıyorlar. İkisi de 100 derecede kaynamış. Kaynama sürelerinin farklı olması sıvıların farklı olmasından kaynaklanır. Hayır arkadaşlar sıvıların farklı olmasıyla alakası yok. Miktarlarıyla alakası var. 2 dakikada ve 4 dakikada kaynamasının sebebi miktarlarının farklı olması. Miktarı çok olan daha uzun sürede kaynamış. 20. ve son sorumuz saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman değişimi grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Şurada sıcaklık sabit kalmış. Demek ki madde burada hal değiştirmiş. Bir de şurada sabit kalmış sıcaklık. Bir de burada hal değiştirmiş. Yani eksi 15 ve 25 derecede hal değiştirmiş. Madde ilk başta katı haldeyse arkadaşlar. Eksi 15 de erime sıcaklığıdır. 25 derecede arkadaşlar kaynama sıcaklığıdır demek ki. Kaynama. Kaynama sıcaklığı 25 derecedir. Doğru. Maddenin erime sıcaklığı eksi 15'tir. Doğru. Madde 35 derece sıvı haldedir. Arkadaşlar madde 25 derecede kaynadığı için 25 dereceden sonraki sıcaklıklarda madde artık gaz haldedir. Sıvı halde değildir. Yanlış. Aradığım cevap B şıkkı. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.